Herkese merhabalar. Endişemizi nasıl yönetebiliriz? Çok endişe ediyorum hocam ve kendime zarar vermeye başladım neredeyse. evladım şu anda birçok öğrenci senin yaşadığın endişeyi yaşıyor. Şu anda bizi izleyen, bu videoyu izleyen sen de belki bir endişe taşıyorsun. Acaba bu LGS ne olacak? Bu virüs bitecek mi? Endişe sırası hocam ben de. Derslerimi nasıl halledebilirim diye düşünüyor olabilirsin. Şimdi iki tür öğrenci var Tonguç Hocam. Birincisi LGS'ye çalışmayıp 8. sınıfa devam ederiz Yani. Zaten virüs de var. Zaten ev, işte evde de oturuyoruz. Aman deyip vazgeçenler. Bir de LGS'ye en baştan beri hazırlanan öğrenciler var. Bu öğrenciler zaten virüs de olsa sınavlar ertelense de hiçbir zaman vazgeçmediler. Çünkü onların hedef vardı. Gayretliydiler ve iyi bir liseyi hak ettikleri için sıkı sıkıya çalıştılar. Şimdi sen de ...şu anda iyi bir çalışmayla esasında tarafını değiştirebilirsin sonuç öğrenmeyi. Sınavdan sonrasını düşünmek öğrencileri birazcık rahatsız edebiliyor. Yani eğer ya sınavdan sonra ya yapamazsam, ya kazanamazsam... ...ya annem şöyle derse, ya babam böyle derse dersen... ...bu seninle endişe oluşturuyor. Ama başaracağım ve gerçekten sınavdan sonra sonuç ne olursa olsun... ...ailem ve sevdiklerim benimle beraber olacak dersen... ...biraz olsun rahatlıyorsun. Şimdi başarırsan seni ne bekliyor? Çok iyi bir lise emeklerinin karşılığı mutluluk ve iyi bir sosyal ortam bekliyor. Zaten öğrencilere bilim insanları şunu söylüyor. Diyelim ki bir sınava gireceksin ve seni bekleyen iki tane sonuç var. Bir tanesi olumlu sonuç, bir tanesi olumsuz sonuç. Bu benim için de olabilir. Mesela Amenotory Ahmet. Hayır, Ameno değil bu normal. artı şey o gibi Hristiyanlık alakası yok. Bu normal. Artı ve eksi tarafları çiziyorum. Mesela diyelim ki bir bu sadece sınavlarla alakalı değil. Pozitif ve negatif tarafları. Evet, olayın pozitif taraflarını yazacaksın. Böyle olur, böyle olur, böyle olur, böyle olur. Negatif tarafları böyle olur, böyle olur, böyle olur. Şimdi istersen gel LGS'de başarılı olursan ne olur? Başarısı olursan ne olur? Beraber bir düşünelim. Çok iyi bir lise seni bekliyor. Tamam. Hedefindeki okul burada. Emeklerin karşılığını almış oluyorsun. O kadar çalışın, gayret gösterdin. Oh be diyorsun ya. Çalışma değdi. Mutluluk seni bekliyor. Tabii güzel bir şey. Tüm etraftaki herkes vay tebrikler Merve, tebrikler Ahmet, tebrikler Tonguç, tebrikler Tankut. Sana sürekli olumlu şeyler gelecek. Ve iyi bir sosyal ortam, genellikle iyi liselerde çok böyle senin gibi e, ders çalışmış, gayretli, geleceğe dair çok güzel hedefleri olan arkadaşların olacak. Peki olmazsa, bir kere hayatındaki tek yarışma bu değil. Her şey bu puan değil ve alternatif okul planında olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Esasında sen şu olumlu sonuçta da bak şunu söylemek istiyorum komşum. Onu düşünmek e, bile istemiyorum. Bak endişeli veya relax fark etmez. Olumlu da da olumsuz da da ikisi senin elinde. Yani. Eğer başarırsan seni neler beklediğini sen biliyorsun. Eğer istediğin hedefe ulaş, ulaşamazsan da seni bekleyen şeyleri sen biliyorsun. Dolayısıyla sen sağ taraftan sol tarafa geçmek senin elinde. Hani en başta videomuzun başında bir şey söylemiştim ya Tomuç herhalde. Şurası. Hani bir taraf LGS en baştan beri çalışıyor. Bir taraf hiç sallamıyor. Bu iki tarafı da sen kendin seçiyorsun. Bu yüzden endişelenmene gerek yok. LGS zorunlu olarak girmek zorunlu olduğun bir sınav değil. Sen çalışaraktan, gayret göstererekten, zekanı göstererekten, azmini, çalışma hırsını göstererekten bu tarafa geçebileceğin bir taraftasın. Dolayısıyla hiç endişelenmene gerek yok. Başardığında zaten olumlu sonuçlar seni bekliyor. Ama başaramadığın zaman mutlaka şunu bilmelisin Tonguç Elvan Alternatif bir okul planı olmalı. Yani çok iyi bir fen lisesi istiyorsun. Olmadı daha düşük puanlı bir fen lisesine girebilirsin. Veyahut da burslu olarak bir özel fen lisesine girebilirsin. Veyahut da bir Anadolu lisesine girebilirsin. Sosyal bilimler lisesine girebilirsin. Anadolu meslek lisesine girebilirsin. Yeteneğine göre girebileceğin bir sürü okul var Türkiye'de. Yani hiç kimse şöyle olmuyor. LGS'yi kazanamayan öğrenci liseye devam edemeyerekten sanayiye verildi. Aa. Sanayide babasının yanına çırak olarak geçer bu öğrencimiz. Öyle bir hikaye yok. Seni zaten çok güzel okullar bekliyor. Sen sadece Ortada kalmaz mıyım hocam? Ortada kesin. Senin zaten çok çok iyi okullara için çalışıyorsun sen. Yani şöyle düşün. E, diyelim ki şu çok iyi bir okul olsun tamam mı? Şu süper bir okul olsun. Şu da diyelim ki no, e, şu da hangisi olsun? Şu da normal bir okul olsun tamam mı? Esasında bu da bir okul, bu da bir okul, bir de bir okul. Sen daha iyisini istediğin için gayret gösteriyorsun. Olmadı bir alttaki okula Anadolu sesine gidebilirsin. Ama hangi okula gidersen git seni ileride gireceğin sınavlarda gayretin, çalışmanla yine o giremediğin okuldaki bir öğrenciden çok daha yüksek puan alaraktan iyi bir üniversiteye, iyi bir, iyi bir mesleğe girebilirsin. Ama önce şundan vazgeçmen gerekiyor asla yetişmeyecek. Bunu mutlaka söylemen gerekiyor. Planlarımı uyarsam, günlük tekrarlarımı yaparsam, eksiklerimi bitirirsem, şu son bir ayı veyahut da işte kalan süreyi çok iyi değerlendirirsem, zaten sadece birinci dönem konuları olduğu için, zaten kontejanlarda yüzde elli artırıldığı için ve zaten dedi ben şu ana kadar beşinci sınıfta, altıncı sınıfta, yedinci sınıfta birçok şeyi başardığım için bunu da başarım demen gerekiyor. Dolayısıyla kontrol sende Tonguç'um. Bugünle odaklan, endişeni yönet, ev okulu takip et, Milletin Bakanlığı'nın örnek sorularını mutlaka çöz. Örnek sorularda sana ne diyor? Bak bu soruyu işte üste bilgiler veriyor. Mesela şöyle göstermek istiyorum. Diyelim ki bir tane örnek varsa. Örnek soruda açıklıyor Milliyetin Bakanlığı. Üste bir bilgi veriyor fen, fen, fenle alakalı. Onunla alakalı bir resim veriyor. Seçenekler veriyor. Birisi örnek soruda sen şunu görmüş oluyorsun. Benden ne istiyor, bana ne verilmiş? Seçeneklerde zaten doğru cevaplardan bir tanesi var. Demek ki sen sınavda bunlarla alakalı bol bol soru çözmüş olsan sınavdan önce esasla başarabilirsin. Bir de en önemli şey söylüyorum. Esasında ikinci dönem konuları biraz daha zordu. Mesela İngilizce'de ikinci dönemde daha fazla kelime vardı. Matematik biraz daha zorlaşıyordu. Veyahut da fende iki tık daha zor olduğunu söylüyor sayısal hocaları. Dolayısıyla birinci dönem konuları esasında çalıştığında bol bol soru çözdüğünde, bol bol deneme çözdüğünde rahatlıkla halledebileceğin şeyler. Endişeni yönetip ev okulda takip edersen LGS'de güzel bir başarı seni bekliyor. Şimdiden çalışmalarına başarılar. Teşekkür ederim hocam. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla.